Ne, herhangi bir atam gördünüz mü? Gördüyseniz söyleyin, öğrenelim. Yok, ben öyle bir şey söyledim mi? Söylemediniz. Peki. Ben de efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Rakibinizi nasıl buldunuz? Rakibim gayet benim gibi Allah'ın yalattığı bir kul. Siz onu nasıl buldunuz, rakibinizi? Her şey için teşekkür ederiz. Kusurlar olmuş olabilir. Herhalde en güzel söz olmuş ise affola. Peki. Hem seyircilerimizden, hem milletimizden, hem saygıdeğer Sayın Yıldırım'dan. Evet, biz de memleket için, İstanbul için görüşlerimizi, düşüncelerimizi anlatmanın gayret içerisinde olduk. Anlattıklarımız hiçbir zaman kişisel bir mesele değildir. Bence güzel daha bir, bir İstanbul tablo için, daha güzel İstanbul şartları için çalışacağız, çabalayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Her iki hanımefendi de canlı yayından sonra gelmek ve fotoğraf vermek istemişler. Efendim çok teşekkür ederim. Bu Babalar Günü'nde bu Zat-ı Âlinin izin bana hediyesi. Ömrüm boyunca saklayacağım. Bu da Zat-ı Âlinin izin bana hediyesi. Ben her ikinizin de bu arada Babalar Günü bir kere daha tebrik ediyorum. Evet sevgili Türkiye'm. 23 Haziran'da bir kere daha sandık başına gideceğiz İstanbullu seçmenler olarak. İşte bence özlenen güzel bir tabloydu. Ben dilimin döndüğü kadar ama mutlak manada tarafsızlık içerisinde sizlere aracı olmaya çalıştım. Halkımızın beklediği soruları sizlere aktarmaya çalıştım. Hem Ekrem İmamoğlu'na Millet İttifakı'nın İstanbul adayı hem de Binali Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayına çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. Önümüzdeki pazar sandık başındayız. Akan su boruyla tarihi buluşma devam edecek.